Merhaba arkadaşlar, Frekans'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Motospeed'in uygun fiyatlı oyuncu faresi F61'i inceleyeceğiz. Aynı zamanda da bir arkadaşa hediye edeceğiz. Detayları video içerisinde zaten yakalarsınız. Hadi gelin hemen başlayalım. Altı adet tuşa sahip bir oyuncu faresi optik bir sensörle geliyor. Daha fazla teknik detayı zaten tabloda görmüşsünüzdür. Eğer bu oyuncu faresini kazanmak istiyorsanız Facebook sayfamızdaki videoyu beğenip paylaşmalısınız. Aynı zamanda Facebook sayfamızı beğenmediyseniz beğenebilirsiniz. Hadi gelin tasarımına bakalım. Daha sonra da performansıyla devam edelim. Şık bir kutu sunumu ile bize merhaba diyen Motospeed F61, 35 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu uygun fiyatlı faremiz, ilk bakışta bordo renginin verdiği sıcaklığı çok rahat yansıtabiliyor. Siyah ve bordo rengi çekici bir hava katmış. Sert plastik malzemeyle kaplanmış ürüne yakından baktığımızda keskin ve dikkat çeken hatlarla bezendiğini görebiliyoruz. Yapı bakımından da ergonomik bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim. Elinize aldığınız zaman rahat bir kullanım sunabiliyor. Ayrıca alt kısımda bulunan ayakların da zemine sıkı tutunduğunu belirtelim. Öyle aşırı hassas farelerden değil. Ön yüzeyinde standart çözünürlük tuşuna ve kaliteli bir fare tekerine yer vermişler. Kavrama hissiyatıyla bezenmiş sol kısımda ise 2 adet makro tuşu göze çarpıyor. Açıkçası parlak yüzeye sahip farenin gövdesi de kaymaz bir yapıda tasarlanmış. Bu açıdan bir sıkıntı yaşamadık. Görebileceğiniz üzere fare palm ve claw grip tutuşlara daha yatkın duruyor. Farklı ışık seçenekleri de olan F61 fiyatına göre tasarım bakımından oldukça başarılı. Malzeme kalitesi bakımından da bu saat V1'e yakın. Piyasadaki çoğu farenin fiyatını az çok hepimiz biliyoruz. Işıklandırmayla donatılmış bu farenin böyle tasarımsal bir avantajı var. Bir de gündelik kullanımlarda tatmin edici bir hava sunabileceğim potansiyelini bünyesinde barındırıyor. Performansı da zaten daha net bir şey söyleyeceğiz. Lafı bir kenara bırakalım ve performansıyla devam edelim. Performans anlamında fareyi değerlendirmeden önce uzun süreli kullanımlarda elde terleme ya da kayma gibi bir sıkıntı yaşatmadığını belirtelim. Kullanımı rahat ve tuşları da gürültüsüz. Optik sensör bakımından akranlarına göre beklediğimiz performansı parlak yüzeylerde veremese de mousepad ile gündelik kullanımlarda tatmin edebildi. CSGO ve MOBA türlerinde giriş seviyesinde performans sergilese de bazı zamanlar hamle kaybı hissettirebiliyor. Özellikle mikro isabet ya da seçimlerde tıkladığınız zaman ilediği bir şekilde karşılığını almak zorlayabiliyor. Tabii bunun başlarda yüksek çözünürlüğe çıkamadığı için hızlı fare kullanımı anlayışından kaynaklı olabileceğini düşünsek de gerçekleştirdiğimiz testlerde yapısını daha iyi anladık. Lakin düşük çözünürlükle hassas bir şekilde çok kaymayan ayakların avantajını genelde profesyonel oyuncular sever, emek gerektiren bir kullanım tarzıdır. F61 de bu tarz kullanım anlayışına daha yatkın gibi duruyor. Yavaş ve daha temkinli ilerleme anlayışıyla yaklaştığınızda tatmin edici bir performans sergiliyor. Daha yüksek çözünürlüğe çıkmak isterseniz de serinin farklı modellerine göz atabilirsiniz. Eğer bütçeniz kısıtlıysa oyunlarda da çok fazla performansa ihtiyacım yok, ben sıradan sakin bir şekilde takılmayı seviyorum diyorsanız ve tasarımı da hoşunuza gittiyse tercih edebilirsiniz. Tabii daha yüksek performanslara çıkabilmek için de Motospeed'in V16 modelli faresine de göz atabilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.